Türkiye vatandaşları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Türk polisi olacağız. Evet, hadi başlayalım. Ben hemen Türk askerine geçeceğim. Oyunda tekim, VIP server'dayım. Öncelikle oyunu bir videosundan çekmiştim ve orada roleplay gibi bir şey yapmıştık. Türk askerleri olarak hep birlikte taarruza geçmiştik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Onu da izleyebilirsiniz sağ üstteki karttan veya videonun sonundaki bitiş ekranından izleyebilirsiniz. Her neyse, şimdi gelin hep birlikte oynayacağız. Oyunu tek başıma oynayacağım dediğim gibi. Hani biraz göstermek istiyorum size oyunu. Oyunum tam yüklenmedi tabi. Yani silahlar falan daha yeni yüklenecek. Aynen. Biraz koşayım. Şimdi oyunu geliştirdiler. Code Attribute yapan oyunu bu. Bir grup yapmış olabilir emin değilim. Fakat yayınlayan Code Attribute. Neyse, bir gemimiz var. Gemiyi falan gezdireceğim size. Bilmeyenler varsa oyun dediğim gibi gelişti. Farklı şeyler geldi. Ben de sizinle birlikte ilk defa bakacağım ama. Bura Antwerp'teki yere benzemiş. Türk askeri. Merhaba dostum. Sen var ya. Adamsınız. Neyse. Türk bayrağı eklenmemiş yine. Biraz yani üzdü. Türk bayrağı eklenmesini talep ederdim. Neyse, ben çıkabiliyor muyum buradan? Aynen. Efekt yok. Efekt yok. Tamam. Buradan da böyle kendinizi savunabiliyorsunuz. Neyse, ben biraz gezeceğim böyle. Tamamdır. Şöyle elimize Deagle'ımızı alalım. Gemiyi falan gezdireyim size biraz. Aşağılara inelim. Aynen. Burada ne var? Çalışan bir buton yok. Hayır. Ya burası bir taarruz gemisi. Türk askerlerinin bu şeye geldiği yer. Çıkartma yaptıkları bölge. Hani burası çünkü Irak biliyorsunuz. Irak'tı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Bir harita vardı. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Ben bir şu chat'i kapayım ya. Aynen, tamam. Chat'i kaparsam daha hoş olacak. Her neyse, biraz dediğim gibi haritayı gezdireceğim. Düşman üstüne falan gezdireceğim sizi. Bazı haritada bilmediğiniz yerleri göstereceğim. Ya bildiğim böyle kendinizi bir Türk askeri olarak hissediyorsunuz. Yani çok iyi gerçekten. Ya tamam, oyun güzel, hoş. Bazı bölümlerinin geliştirilmesini ben de hani görmek isterdim. Mesela şurası gibi veya şu duvarların bazı hani gerçek dışı olan şeyler var. Ama gerçekten güzel yapılmış, bir şey demiyorum. Hani oyunu eleştireceğim elbette. Çünkü oyunu oynayacağım. Yani oyunu oynuyorum ve elbette eleştireceğim. Fakat bazılarınız şunu yazıyor. Oyun işte yok şöyle demişsin, yok böyle demişsiniz. Oyunu daha yeni çıktı. Doğrudur. Ben sadece zaten yapılması gerekenleri, en azından kendi fikirlerimi sunuyorum. Neyse. Arabaya binmedim bilerek. Şöyle biraz gezelim. Silahın bu arada yapısını değiştirmişler. Meş haline getirmişler galiba. Evet. Şimdi ilk önce radyo istasyonunu biliyorsunuz. Haritayı değiştirdiler. Görüyorsunuz. Hani biraz daha hoş olmuş. Ya da galiba bana öyle geliyor da olabilir. Burası bizim üssümüz. Askeri bir üs. Burada da evet, burayı da geliştirmişler. Sanki fazla büyük her şey ya. Yani aynen, biraz fazla büyük gibi geldi bana. Buradan kapının içinden geçebiliyoruz. Güzel. Şurayı da biz alalım. Kendi bünyemiz altına geçirelim. Türk askeri her zaman buraları alır. Radyo istasyonuna doğru gideceğim. Buralarda biliyorsunuz gözetleme kuleleri var. Yukarıdan çatışmada destek olabiliyorsunuz Türk askerlerine. Bu arada videoya 1000 like atarsanız, bu videoya 1000 like gelirse yani jandarma olarak oynayacağız. Jandarma DLC'sini alacağım. Aynen. Tamam, radyo istasyonu da bizim. Artık iletişime geçebileceğiz. Bazı gerekli kitleri bunun üstüne taktık. Sinyalleri gönderebileceğiz. Her neyse, diğer yerlere gideceğim ben biraz. Tamamdır. Şurası da jandarma özel bölümü. Oralara da gideriz. Ama ben şimdilik şu tünel... Aynen. Fall damage yemiyoruz. Yemek hoş olabilirdi. Neyse. Bir de oyuna bir market geldi. Markette de bazı eşyaları alabiliyoruz. Para büyük ihtimal AFK durduğunuzda falan gelecek bir şey değil. Adam öldürdüğünüzde para geliyor büyük ihtimal. Bakarız. Güzel. Bu tüneller çok hoş yapılmış. Sadece çok büyük geldi bana. Yine her zaman olduğu gibi.
Arabalarla gezdiğimizde bir sıkıntı çıkmaz. Nükleer santral eklenmiş. Evet, yeni eklenen yerlerden biri bu. Ya da ben yeni görüyorum. Yani sizin video izleme zamanınıza göre eklenen şeylerin zamanı değişir. Nükleer santral etrafa nükleer bir şey saçmıyor tabii. Zıplamayı kısıtlamışlar. Evet, peki ben bunu nasıl? Evet, tamam, burayı direkt alabiliyormuşuz. Tamam, nükleer santral de bizim. Buradan çıkış yok galiba. Belki dışarılarda bir merdiven falan vardır. Bu arada seviyem uzman onbaşı. Hani oyunu çok fazla oynamadım ben de. Neyse, ben buradan bir reset çekeceğim. Evet, bir şeyleri kırdım ama. Taşıtlar buradan geçebilir. Evet, geçebilir. Ben bir kapımı açayım. Türk askerleri de bizi bekliyor burada. Roket üssü varmış. Oraya da ben bir bakayım. Kapı kapansın, açılsın, önemli değil. Ben Desert Eagle'ımla gideyim ya. Bu silah? Ha, evet, bu zaten hep vardı. Neyse, Desert Eagle güzel. Evet, sağlam. Kapıyı açacağım diye ateş ettim ya. Burada neydi ya? Bunun adı, buranın adı neydi? Üs müydü? Bir şey yazıyordu burada. Ha, neyse, boş ver. Boş ver. Evet, burada da bizim haritamız var. Burada bazı konuları konuştuğumuz bir bölüm var. Irak. Dediğim gibi Irak'tayız. Düşman işgalinden burayı koruyoruz. Buradan da gemi... Hayır, gemi değil. Peki, devam. Başka ne var? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tıklamak istiyorum çok fazla. Büyük ihtimal buranın kapağı açılacak. Bir kontrol panelinden açılabilir. Buradan mı çıkılıyor buraya? Yok, hayır. Tamam. Yine merdivenler kocaman. Yok, bu merdiven değil. Bu şekil. Tamam. Bu sadece tasarım. Merdiven değil. Burada da aynı şekilde. Ha, burası böyle bir farklı bir bölüm, evet. Burayı da bu konseyin toplanıp bazı kodlar yardımıyla açılabilir belki, bilmiyorum. Siz de bildiklerinizi yazın, videoda görmediklerinizi. Eğer atladıysam bir şeyleri söylersiniz. Şimdi şuraya gideceğiz. Jandarmanın bölümlerine falan gideceğiz. Evet, biraz fazla ani hareket falan yapıyorum. Takmayın. Evet, sonra da düşman üstüne gidip bakarız. Köy falan var. Oraları da gezeceğiz. İşte Roblox'ta Türk askeri olunca böyle oluyor. Yani başka oyunlarda bu zevki tatmanız biraz zor. Yani Roblox bunu ya fazladan özgürlük tanıyor, Roblox bu konuda sana. Yani grafiklere falan çok takmayacaksınız. İşte adama bak, kare lan adam falan diyorsun da yani değil, o kare değil. O güzel, burada da bir araç spawn noktası var. Şimdi jandarma özel hareket üssü. Ben buraya şu an DLC'ye sahip olmadığım için, yani Game Pass'e sahip olmadığım için buraya giremiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir duvar var. Bu duvardan içeriği geçemiyorum. Geçtiğim zaman ölüyorum. En azından daha önce öyleydi. Her neyse, ben bir arabaya bineyim. Aynen, bir arabayı sürelim, değil mi? Sesi nasıl geliyor emin değilim. Evet. Köyü unuttuk. Lütfen Roblox bunu yapma, Roblox. Ay, tamam. Bu biraz kontroller var, evet. Bazı kontroller var. Aşağıda yazıyor. X'de falan motor çalışıyor. Ya onunla şimdi uğraşamam hiç arabayla. Evet, burada köy. Köydeyiz. Köyde de hani güzel stratejik bölüm oluyor. Güzel oluyor. Yani köyü ele geçirerek stratejik şey kazanabiliyoruz. Ya o arabanın sesi nasıl buraya geliyor? Hala geliyor. Neyse, tamam. Evet, düşman bölgesine hadi gidelim. Dağdan gitmeyelim, aşağıdan gidelim. Burada ne maceralarımız vardı o videoda ya. O videoyu da izlersiniz. Hoş oldu. Düşmanlarla çalıştık falan. Abi o arabanın motoru hala sesi geliyor. Onu kapatmamız gerekebilir. Neyse, evet, burada bir submachine gun var. Aynen. Buraya oturuyorsunuz. Çok iyi yapılmış. Bir dakika. Aa, burada kendi iç kameradan. Yo, peki. Yani bu biraz sıkıntı. Onu takmayın. Ya olabiliyor. Zor şeyler tabii. Yani kolay şeyler değil. Evet, düşman üstüne geldik. Burada düşman üstünde yatıyorsunuz. Şuradan böyle ateş ediyorsunuz. Sniper'la da tarıyorsunuz. Sniper'la taramıyorsunuz. Taranalıyla. Yani taranalı. Öyle diyorum ben.
Makinalı tüfekle öldürebilirsiniz. Neyse çok iyi ya. Çok iyi. Ben bu düşman üstünü fazla gezmedim. Düşman takımına da fazla geçmedim. Galiba hiç geçmedim. Geçip geçmediğimi bilmiyorum. Neyse buradan aşağı ineyim. Güzel. Burada böyle oturacak mekan falan var. Güzel olmuş. Burada kamp yaptıkları bir alan var. De bura 3 ay önce Türk askeri tarafından temizlendi ve tüm teröristler öldürüldü. Ve yani tüm teröristler demiyorum da çoğu terörist öldürüldü. Bazıları da sorguya çekildi. Evet, burası artık Türk askerinin bölgesi. Bayrağı da ele geçirdik. O bayrağı dediğim gibi Türk bayrağı yapabilirlerse hoş olur. Evet, göstermediğimiz 3 yer var. Oraları ben de bilmiyorum. Yani oralar nerelere söylersiniz videonun aşağısına yorumlara. Ben tam olarak bilmiyorum ne olduğunu oraların. Yani şurada bizim o delik. Güzel. Burada da stratejik. Şurada tam geliyor seni göremiyor falan ateş edebilirsiniz. Güzel olur. Abi şu araba. Neyse arabayı boş ver. Ben bir bizim şeye geçeyim. Orada videoyu bitirelim artık. Aynen öyle. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Türk askeri bölümünden de bu kadar. İkinci bölüm bu. Türkiye sınır bölgesi. Oyunu açıklamada linkini bulabilirsiniz. VIP server linkini de atabilirim. Bir önceki videoda paylaşmıştık VIP server linkini. Oradan bulabilirsiniz. Peki o zaman. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın.